11 Eylül 2001. Bu sabah New York şehrinde büyük can kayıpları yaşandı. Yaklaşık 9 yıl önce yaşanan Dünya Ticaret Merkezi bombalamaları bunun yanında küçük bir olay gibi görünüyor. İkiz kuleler alevler içindedir. Telefon hatları kilitlenmiştir. Kulelerin içindeki ve dışarıdaki insanlar sevdiklerine belki de son kez ulaşmaya çalışmaktadır. Melody, ben Lydia. Onu gördüm, onu gördüm. Patlamayı. Sadece iyi olduğundan emin olmak istedim tatlım. Maureen, hemen uyan, haberleri aç. Hemen uyan. Seni çok merak ediyorum. Neredesin? Umarım iyisindir. Umarım buraya doğru yoldasındır. Dünya Ticaret Merkezi'ndeyim. Binaya bir şey çarptı. Çıkabilecek miyim bilmiyorum ama seni çok seviyorum. Haberleşme itfaiyeciler için de zordur. Birinci kulede beni duyabilen biri var mı? Hey Joe, burada ikinci kulede biraz yardıma ihtiyacım var. Biraz yardıma ihtiyacım var. Okey Tommy. İnsanları lobiye indirdiğinde yanına bir EMS ekibi almaya çalış. Saat 9.32. Hava korsanı pilot Ziyad Cerrah, United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçağının başındadır. Doğu Ohio üzerinde uçağı döndürmeye başlar ve Washington DC'ye yönelir. Daha sonra El-Kaide liderlerinin verdiği ifadelere göre Cerrah'ın hedefi Birleşik Devletler Kongre binasıdır. 3 adamının da bıçakları vardır. En az bir yolcuyu bıçaklamışlardır. Birinci sınıf bölümde yolcu Tom Burnett kurbanın nabzını kontrol eder. Adam ölmüştür. Fedai korsanlar daha sonra 38 yaşında bir tıbbi malzeme firması yöneticisi olan Burnett'a uçağın arkasına diğer yolcuların yanına gitmesini emrederler. Burnett hava korsanlarının birinci sınıfla ekonomik sınıfı ayıran perdenin arkasında gözden kaybolmalarını izler. San Ramon, Kaliforniya'daki evlerinde olan eşi Dina'yı arar. Eşi ona Dünya Ticaret Merkezi saldırılarını söyler. Kimlerin işin içinde olduğunu, kaç uçak olduğunu, hangi hava yolu olduğunu, ne istediklerini öğrenmeye çalıştı. Haberler yolcular arasında yayılır. Satıcı Jeremy Glick, eşi Lise telefon eder. Sonraki 26 dakika boyunca irtibatta kalacaklardı. Bana bunun doğru olup olmadığını sordu. İlk başta tereddüt ettim ve sonra evet bu doğru dedim. Orada uçakları çarpıyorlar. Bana bir bombası olduğunu iddia eden adamın gerçekten bir bombası olduğunu düşünüp düşünmediğimi sordu. Ve ben de bunun bir bomba olduğunu sanmıyorum dedim. 9.34. Pentagon'un 8 kilometre batısında American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçağı 670 metrelik bir irtifadan hızla alçalmaya başlar. Hava korsanı pilot Hani Hanjur uçağın burnunu Pentagon'a nişanlar ve güç valflerini maksimuma getirir. Amerikan 77 hedefine doğru saatte 850 kilometrelik bir hızla dalışa geçer. Bir uçağın motor sesini duyduğumu hatırlıyorum. Hani alçalırken çıkardığı o ıslık sesi. Saat 9.37. Bu güvenlik fotoğrafları 77 sefer sayılı uçağın Pentagon'a tam çarpış anını yakalar. Yapı tamamen kalktı ve duvarlar içeri göçtü. Yüzüme muazzam bir sıcak hava dalgası çarptı. Ateş topu havada aşağı yukarı 15 metre yükseldi ve bu tam bizim arkamızdaydı. Gözlerimi açtığımda sanki orada alev makinesiyle duran biri varmış gibiydi. Amerikan 77 takviye edilmiş beton ve çelik kirişlerden oluşan duvarları birbiri ardına yıkarak Pentagon'un en dıştaki E halkasından içeri dalar. Uçağın gövdesi D ve C halkalarından geçerken parçaları ayrılır. Binanın 90 metre içine kadar girmiştir.
İnsanlar alevlerin içinden bir yol bulmak için itişip kakışmaktadır. Sağ tarafımda bir pencere vardı. Onu kırabilir miyim diye elimle ona vurmaya çalıştım ama kırılmaz camdı. Camın üzerinde elimin kanlı izini bıraktığımı hatırlıyorum. C halkasında çöl fırtınası gazisi Yarbay Ted Anderson acil durum kapılarına doğru 50 kişilik bir gruba rehberlik etmektedir. Güvenlik elemanları koridordan aşağı koştular ve otoparkta ateş edenler var dediler. Ve ben yoldan hafif silahlarla yapılan bir saldırı altında olduğumuza inanmayı reddettim. Böylece bir güvenlik kapısını tekmeyle kendim açtım ve herkese benim yolumdan gelmeleri için bağırdım. Kıdemli başçavuş Chris Bremen, Pentagon'un zarar görmemiş bir bölümünden dışarı çıkar. Bremen, binanın üzerinden yükselen siyah dumanı görür. Çarpışma bölgesine doğru koşar. Her türlü muharebe sesi vardı. Kokular, çığlıklar ve dehşet. Yukarıya baktığımda şöyle dedim. Ulu Tanrım, biraz sonra yapacaklarım için bana güç ver. Çavuş Bremen cehenneme doğru koşar. Albay Anderson da öyle yapar. Pentagon'daki yarık 2 kat yüksekliğinde ve 22 metre genişliğindedir. Anderson ve Bremen birlikte patlama yakınındaki kırık bir birinci kat penceresine tırmanırlar. Oradan felaket zedeleri dışarı çekmeye başlarlar. Dumanlı koridorlardan geçerken önümüzde koşan parlak bir ışık vardı. İşte o zaman çavuş Bremen beni çağırdı ve efendim yardım edin dedi. Bu bir insandı. Sendeledi ve yüzüstü düştü ve onun üzerine atladık. Abartısız vücudunun tüm ön kısmı yanmış ve tamamen sıyrılmıştı. Gözlerinde hiç renk yoktu ve Tanrım gözleri yok diye düşündüm. Bremen ve Anderson adamı dışarı taşırken adam da onlara çalışma arkadaşlarına yardım etmeleri için yalvarır. Bu insanlara yardım etmelisiniz diye bağırıyordu. Arkamdalar. Arkamda insanlar var. Böylece ilk reaksiyonumuz onu başka birine teslim etmek ve oraya geri dönmek oldu. Çarpışma noktasından 15 metre uzakta ordu muhasebecisi Sheila Moody ofisinin içinde sıkışmıştır. Etrafını alevler sarmıştır. Duman ve gazlar nefesimi kesmeye başladı. Kafamda bir ses sadece ellerimi çırpmamı söylüyordu. Bu yüzden ellerimi olabildiğince sert ve yüksek sesle çırpmaya başladım. Moody bilincini kaybettiğini hisseder. Çavuş Chris Bremen duvardaki bir boşluktan içeri süzülür. Orada kimse var mı diye bağırdım ve o sırada yerde bir kadın olduğunu fark ettim. Dumanın içinden sadece bir saniyeliğine görebildim ve oraya uzandım. Tüm hatırladığım bulutların içinden uzanıp onu yakalamamdı. Bremen, Sheila Moody'yi taşıyarak binadan çıkarır ve onu sağlık görevlilerine teslim eder. Doğu Ohio üzerinde hava korsanı pilot Ziyad Cerrah, United'ın 93 sefer sayılı uçağının kokpitindedir. Hedefi Birleşik Devletler Kongre binasıdır. Bu sefer Amerika'nın son savunma hattı yolcuların kendileri olmuştur. Bana uçağı geri almak için bir plan yapmakta olduğunu söyledi. Bana tamam, bombası olan adam ufak tefek görünüyor. Benim dengim değil, onu halledebilirim dedi. Arlington, Virginia, saat 9:45. Dünya Ticaret Merkezi'nde gördüklerimizi ürkütücü şekilde hatırlatan bir sahne. Şimdi de Pentagon'dan kalın siyah bir duman çıkıyor. Federal Havacılığın Herndon, Virginia'daki komuta merkezinde yetkililer, Birleşik Devletler üzerinde uçan tüm uçaklara yere inmeleri talimatını verirler. Bu, emsali görülmemiş bir adımdır. Sonraki 3 saat boyunca hava trafik kontrolörleri 4500 uçağı Amerika ve Kanada'daki havaalanlarına emniyetle indirmeyi başarırlar. Doğu Ohio üzerindeki United 93'ün içinde yolcu Tom Burnett, eşi Dina'yı 3. kez arar. Çok soğukkanlıydı ve devamlı olarak endişelenme, bir şeyler yapacağız diyordu. Kokpite gittiklerini biliyordum, bundan hiç şüphem yoktu. 31 yaşındaki Jeremy Glick, eşi Lize harekete geçmeye hazırlandığını söyler.
Diğer üç kişiyle birlikte oylama yapacaklardı. Uçakta bu konuda bir şey yapmaya kararlı onun gibi iri üç adam daha vardı. Jeremy daha sonra eşinden yeni doğan bebekleri Amy'ye öpmesini ister. Jeremy, eğer buradan kurtulamazsam Amy'nin onu ne kadar çok sevdiğimi ve seni ne kadar çok sevdiğimi bileceğine dair bana söz ver dedi. Şöyle düşünüyordum. Sen benim lise aşkımsın. Birbirimize deliler gibi aşığız. Sonumuz böyle olmamalı. Saat 9.49. Virginia'daki federal havacılık yetkilileri United 93'ü bulmak ve yolunu kesmek için savaş uçakları gönderme konusunda Washington merkezle temasa geçerler. Konuşulmayan soru şudur. Hava kuvvetleri kaçırılan uçağı düşürecek midir? Uçağı düşürme konusunu düşünmek istiyor muyuz? Ah tanrım, bilmiyorum. Bu birisinin muhtemelen ileriki 10 dakika içinde vermek zorunda kalacağı bir karar. Biliyor musun? Herkes odayı terk etti. Kararsızlık yerdeki yetkililerin elini kolunu bağlarken United 93'teki yolcular bir isyan için tertibat almaktadır. Dar koridor boyunca tek sıra halinde saldırmak ve kokpite ulaşmadan önce 3 bıçaklı hava korsanını alt etmek zorunda kalacaklardır. Ona başka ne yapabileceğimi sordum. O da dua etti yana. Sadece dua et dedi. New York 9.50. Aşağı Manhattan'da binlerce itfaiyeci, polis memuru ve sağlık görevlisi Dünya Ticaret Merkezi'ndedir. İnsanlar binalardan sokaklara akmaktadır. Yaklaşık 14 bin kişi ikiz kuleleri boşaltmıştır. Ama 2 bin kişi çarpışma bölgelerinin yukarısında mahsur kalmıştır. Bu görüntüler itfaiyecileri ağır elbiseleri ve ekipmanlarıyla yüklü vaziyette ticaret merkezine giderken gösteriyor. Her iki kuledeki çarpışma katlarına doğru çıkmakta olan diğer yüzlercesine katılıyorlar. Her 5 veya 6 katta bir durup biraz nefes alıyordu. 10 saniye, 15 saniye kadar. Maskenizi çıkarıyorsunuz, aletlerinizi bırakıyorsunuz. 10-15 saniye nefes alıyor ve sonra ekipmanınızı kapıp tekrar çıkmaya başlıyorsunuz. 45 kiloluk teçhizat taşıyan ortalama bir itfaiyecinin 25 kat merdiveni çıkması 1 saat almaktadır. Bu hızla çoğu itfaiyeci her iki binadaki çarpışma bölgelerine ulaşmak için 3 ila 4 saat arası uzun bir yürüyüşle karşı karşıya kalmaktadır. İtfaiye şefi Richard Picciotto, Kuzey Kulesi'nin 35. katına doğru gitmektedir. Bunun New York İtfaiye Teşkilatı tarihindeki en büyük kurtarma operasyonu olduğunun farkındadır. O gün itfaiyecilerin yaralanacağını ve öleceğini biliyordum. Önümüzdeki işin doğası gereği böyleydi. Güney Kulesi'nde bir maraton koşucusu olan itfaiye şefi Orio Palmer, 41. kata kadar asansörle çıkmış, sonra merdivenlerden hızla 78. kata ulaşmıştır. Ona başka bir koşma heveslisi, yangın kontrol görevlisi Ronald Bucca katılır. Oraya ta zemin kattan yürüyerek çıkmıştır. Palmer ve Bucca her iki kulede de çarpışma bölgesine ilk ulaşan kişilerdir. Saat 9.52. Palmer 78. kattaki hasarı inceler. Yukarı gelmekte olan 15. merdiven bölüğüne telsizle mesaj gönderir. 7. müfreze, 15. merdiven, 2 uzaylı yangın grubumuz var. İki hat halinde onu söndürebilmeliyiz. 78. katta birçok 10.45 kod 1 olduğunu haber verin. 10.45 kod 1 ceset anlamına gelmektedir. Güney merdiveni adım, Güney Kulesi. 14, birçok sivil. Burada 2 motora ihtiyacımız olacak. Saat 9.55. Güney Kulesi'nde 77. kattan 85. kata kadar dış kolonlar ve kirişler bel vermeye hazırdır. 78. kattaki çarpışma bölgesinde Şef Orio Palmer ve yangın kontrol görevlisi Ronald Bucca ölüler ve ölmekte olanlar arasında alevlerle savaşmak için kalırlar.
Palmer yine 15. merdiven bölüğünün üyelerine ulaşmaya çalışır. 7. müfreseden 15. merdivene. Şef Palmer ya da yangın kontrol görevlisi Buka'dan son duydukları sözler bu olur. Saat 9.53. United 93'ün yolcu kabininde Jeremy Glick ve diğer 3 yolcu oylama yapmıştır. Kokpite baskın yapmaya ve uçağı geri almayı denemeye karar verirler. Bu ayaklanmaya Tom Burnett, Todd Beamer ve Mark Bingham'ın da içinde bulunduğu birkaç yolcu daha katılacaktır. Uçak artık pilot Ziyad Cerrah'ın hedefi Birleşik Devletler Kongre binasının 320 kilometre yakınındadır. Tom Burnett evini dördüncü ve son kez arar. Bana uçağı geri almak için kırsal bir bölgenin üzerine gelmeyi beklediklerini söyledi. Sadece benim onun için orada olmamı istediğini hissettim. Jeremy Glick telefonu kapatmadan önce eşi Lizzie son bir kez daha telkin eder. Tamam, bunu yapacağım dedi. Bana hatta kal, hemen döneceğim dedi. Telefonu babama verdim. Banyoya gittim ve kusmaya başladım. Adamlar vaktin geldiğine hükmeder. Ona onu sevdiğimi söyledim. Ve telefona gelip endişelenme, bir şeyler yapacağız dedi. Ve duyduğum son şey bu oldu. Saat 9.57. United 93 savaşı başlar. Henüz yayınlanmamış olan kokpit kayıtları, bağırışmaları, yumruk seslerini, cam, tabak kırılma seslerini, yani uzun süre devam eden bir yolcu saldırısını kaydeder. Burnett, Glick ve diğerleri kokpite girmek için dövüşürler. Hava korsanı pilot Ziyad Cerrah, uçağa sağa ve sola doğru sert manevralar yaptırır. Sonra adamların dengesini bozmak için uçağın burnunu yukarı ve aşağı indirip kaldırır. Babam peşi sıra iki çığlık duyduğunu söyledi. Sanki Luna Park treninden gelen sesler gibiymiş. Saat 9.58. Yolcu Todd Beamer telefonu bırakır ve yanındaki yolculara "Hazır mısınız? Tamam, hadi başlayalım." der ve saldırı sürecine katılır. Birkaç saniye sonra Cerrah uçağı dengeler. "Bu kadar mı? İşi bitirelim mi?" diye haykırır. Hava korsanı arkadaşı yanıt verir. "Hayır, daha değil. Hepsi geldiğinde bitiririz." Ayaklanma daha yoğunlaşır. Bir yolcu "Kokpitte, eğer yapmazsak öleceğiz." diye bağırır. En sonunda bir hava korsanı "Allahu Ekber" diye bağırır. United 93 yere doğru saatte 930 kilometre hızla dalışa geçer. Shanksville, Pensilvanya'da bir araziye çakılır. Bir noktada mutfağa bir içecek almaya gittiğimi hatırlıyorum. Babam da karşı taraftan geliyordu ve durup bana sarıldı ve ağlamaya başladı. "Onun öldüğünü mü düşünüyorsun?" dediğimi hatırlıyorum. New York, saat 9.58. Açıkça şimdiye kadar yapılmış en kötü terör eyleminin tam ortasındayız ve bitmemiş olabilir. Televizyon muhabiri Mike Sheehan ve kameraman Dave Corporon, İkiz Kuleler'in 100 metre kadar doğusundaki Church Caddesi'nde durmaktadırlar. O anda bizim için yapılacak en iyi şeyin içeri girmek olduğuna karar verdik. Kulelerden birine girebileceğimize, yukarı değil ama belki lobiye girebileceğimize kanaat getirdik. Adamlar Güney Kulesi'ne girmek üzereyken bir liman idaresi görevlisi girmelerine izin vermez ve onları sokağa dönmeye zorlar. Ticaret merkezinin 4 blok güneyinde Güney Kulesi'nden kıl payı kurtulan iki adam Stanley Primnett ve Brian Clark geriye dönüp yanan gökdelenlere dehşetle bakarlar.
Trinity Kilisesi'nin parmaklıklarına tutunuyordum ve Brian'a bu bina aşağı iniyor dedim. Ve Brian'a neden böyle söylediğime dair hiçbir fikrim yok ve beni durdurdu. Ona bu yananlar sadece kumaşlar, halılar ve mobilyalar diyordum ki daha cümlemi tamamlayamadan yukarıda camların dışarı doğru patlamaya başladığını gördük. Saat 9.59. Güney Kulesi'nin dış kolonları en sonunda bel verir. Etrafımdaki insanlar, görüş alanımda olan insanlar kaçışmaya başladı. Herkes kaçışıyordu. Diğer kameramanımız Jack'i gördüm. Bana arkana bak, arkana bak dedi. Soluma döndüm ve bir toz bulutu Broadway'i boylu boyunca süpürüyordu. Bir yere girmeye çalışarak koştum ve içeri girebileceğim hiçbir yer yok. Karımı göremeyecektim, 4 aylık kızımı göremeyecektim. Burada, Broadway'in tam ortasında boğulacaktım. Kaosun tam ortasında Osman Ferman isimli bir kredi analizcisi ve Müslüman Batı Caddesi'nde koşturmaktadır. Devamlı koşuyordum, koşuyordum ve bilirsiniz bir çukura bastım ya da belki de kendi kendime takılıp düştüm. Sırt üstü yatıyordum ve bir adam yanıma geldi. Kafasında bir şapka vardı ve kıvırcık favorileri uzun bir sakalı vardı. Muhtemelen beni kaldırıp daha sonra da hadi gidelim diyebileceğini düşündüğüm son insandı. Buna inanamazdım. Bana hey kardeşim elimi tut buradan çıkalım dedi. İki adam, ikisi de New Yorklu, bir Müslüman ve bir Yahudi. Birlikte koşmaya başlar. Birbirlerini kalabalıkta kaybederler. Hala ayakta olan Kuzey Kulesi'nin 35. katında itfaiye şefi Richard Picciotto diğer iki düzine itfaiyeciyle donup kalır. Yukarı bakıyordum ve tavanın bir saniye içinde patlamasını bekliyordum. Ve sonra gürültü ve sarsıntı tam içimizden geçti. Tam içimizden. Onu yukarıdan duyabiliyordunuz ve sonra tam içimizden geçti. Onu yukarıdaymış gibi duyuyorduk ve sonra aşağımızda duyduk. Ve sonra bu korkunç gürültü, sarsıntı... Sessizlik. Ticaret merkezinin iki blok doğusunda boğucu kül örtüsü yavaş yavaş çöker. Thank you.
Tüm şehir çok sessiz bir hale geldi. Tek duyabildiğiniz kendi sesinizdi. Küçük küçük zerreler düşüyordu. Sanki kar yağıyordu. Nükleer bir kıştan çıkmış gibiydik. Kuzey Kulesi'nin içinde Richard Picciotto ve adamları 35. kattaki asansörlerin yakınında birbirlerine sokulurlar. Derken itfaiye telsizinde... Kulenin çöktüğünü duyduk. Kule çökmüş müydü? Hangi kule? Ne olduğunu biliyordum. Sadece inanmak istemiyordum. Bu yüzden bilirsiniz, midenizde bir bulantı duyarsınız. İlk düşündüğüm şey şuydu. Acaba biraz önce tanıdığım kaç kişi öldü? Picciotto, Kuzey Kulesi'nin de çökmek üzere olduğunu fark eder. Aklımın bir köşesinde bu tik-tak sesi vardı. Bu tik-taklar her an patlayacak bir bombanın sesleriydi. Bu yüzden bu insanları bir an önce çıkarmam gerekti. Shanksville, Pennsylvania. Saat 10:10. İtfaiyeciler United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçağının çarpışma mahalline varırlar. Sağ kalan kimseyi bulamazlar. Cleveland'deki hava trafik kontrolörleri uçağı radarda kaybetmişlerdir ve yere çakıldığını hala fark etmemişlerdir. Cleveland, Kuzeydoğu Hava Savunma Sektörü ile temasa geçer. Hava savunma da uçağın yerini saptayamaz. Bu yüzden Washington Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ararlar. United 93 hakkında hala bir bilginiz yok mu? Var, yerde. Yerde mi? Evet. Ne zaman indi? Çünkü elimizdeki bilgi... İnmedi. Ya düştü mü? Dina Burnett, kocasının akıbetini televizyondan öğrenir. Neredeyse düştüğümü hatırlıyorum. Tamamen elim ayağım çekildi. Hiçbir sebeple, hiçbir zaman böyle bir üzüntü hissetmemiştim. New York, saat 10:10. Judy, Broadway ve Chamber Caddesi'nin kesiştiği yerdeyim. Polis hemen hemen tüm aşağı Manhattan bölgesini tahliye ediyor gibi görünüyor. Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nde itfaiye şefi Richard Picciotto 35. kattan inmektedir ve zamanının tükendiğinin farkındadır. İtfaiye telsizinden tahliye emri verir ve insanları çıkarmak için 3 merdiveni de elinde bir megafonla koşturur. Yukarıda mahsur kalmış insanları terk ediyordum. Bu şimdiye kadar verdiğim en zor kararlardan biriydi. Kendime çarpışma noktasının üzerinde kalmış çoğu insanın bu noktada zaten ölmüş olacaklarını söylüyordum. Belki yangın yüzünden değil ama duman solumaktan. Çünkü 1,5 saattir oradaydılar. Ve kurtarma ekiplerini çıkarmamız gerekiyordu. İtfaiyecileri, ilk yardım ekiplerini dışarı çıkarmam gerekiyordu. 64. katta liman idaresi mühendisi Pascal Buzelli ve 15 meslektaşı ofislerinde kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemektedir. Binanın güney kulesini görmeyen kuzeybatı köşesinde bulunmaktadırlar. Bu yüzden onun çöktüğünü bilmemektedirler. Bir saat önce Buzelli ve iş arkadaşları bina güvenliğini aramışlardır. Onlara yerlerinde kalmaları söylenmiştir. Buzelli daha sonra iyi olduğunu söylemek için New Jersey'deki evlerinde olan karısı Louise'e telefon eder. Peki neden oradan ayrılmıyorsun dedim. Neden hala oradasın? O da merak etme, polis, itfaiye hepsi buraya doğru geliyor dedi. İlk binanın çöktüğünü gördüğümde aman tanrım, onun binası da aynı onun gibi diye düşündüm. Buzelli ve arkadaşları tekrar güvenliği ararlar. Şimdi de kendilerine dışarı çıkmaları söylenir. 64. kattan aşağı doğru uzun yolculuklarına başlarlar. Hala orada olduğunu biliyordum. Bulunduğu binanın aşağı inmesi bir an meselesiydi. Arlington, Virginia. Saat 10:10.
Pentagon'da çavuş Chris Bremen ve yarbay Ted Anderson daha fazla çalışanı kurtarmak için tekrar çarpışma bölgesine koşarlar ama itfaiyeciler tarafından durdurulurlar. Oradan birden gerildi. İtfaiyecilerin üstüne çullanalım ve kendi başımıza içeri girelim diye düşünen insanlar oldu. Tam içeri tekrar girmemizi engellendiği sırada bina çöktü. Saldırıdan 33 dakika sonra Pentagon'un batı kanadından dev bir dilim aşağı iner. Eğer itfaiyeciler olmasaydı hepimizin öleceğine dair kafamda hiç şüphe yok. New York, saat 10:21. Dünya Ticaret Merkezi Güney Kulesi'nin çöküşünden 22 dakika sonra Louis Leski yer altından gün ışığına çıkar. Karımı aradım ve ona iyi olduğunu söyledim. Ve burası çok komik. Ona şehir dışına yürüyebileceğimi ve biraz pencere alışverişi yapacağımı söyledim. Hiçbir düşüncem yoktu. İnsanlar telaş içinde gittiğimi söylediler. Hem de çok. Kuzey Kulesi'nin içinde itfaiye şefi Picciotto, B merdiveninden inerken her katı hızlıca gözden geçirir. Aşağı inen en son kişi olmaya çalışıyordum, bilirsiniz. Herkesi acele ettirmeye, herkesi aşağı indirmeye çalışıyordum. Şef Picciotto, 7. katı gözden geçirmeyi tamamlamıştır. 50'den fazla itfaiyeci ve sivilden oluşan bir grubun hemen arkasından gitmektedir. Onların 320 metre yukarısında binanın merkezi kısmı eğilir. Birdenbire 6. kat civarında o gürültü yeniden başladı. O gürültü, o yüksek ses, o sarsıntı. Saat 10:28. Kuzey Kulesi düşmeye başlar. Şu çöken Dünya Ticaret Merkezi'nin ikinci binası mı? Evet evet, bu ikinci kule. Buna inanamıyorum. Bu ikinci kule, bu ikinci kule. Herkes kuleden uzaklaşsın. Bu 1-14, 1-10-13'ümüz var. İkinci kulede iniyor. Kuleden uzaklaşın. Herkes kuleden uzaklaşsın. Herkes kuleden uzaklaşsın. 10-13'ümüz var. Neredesiniz? Neredesiniz? Kocamın tam önümde ölmesini izliyordum ve hiçbir şey yapamıyordum. New York şehrinin ikiz kuleleri enkaz halinde yatmaktadır. Usame Bin Laden ve El-Kaide tarihteki en yıkıcı terör eylemini gerçekleştirmiştir. Üç saat sonra kurtarma ekipleri bükülmüş çelik ve molozdan oluşan bir dağın içinde sağ kalanları aramaktadırlar. O dağın tepesinde bir adam kendine gelir. Bu, liman idaresi mühendisi Pascal Buzelli'dir. Buzelli kule çöktüğünde 22. katta merdivenlerdedir. Geri kalan yolu kule etrafında çökerken süzülerek inmiştir. Dört kat havadaki bir levhanın üzerine sığınmıştır. En kötü yarası kırık bir bacaktır. Aşağı tek iniş yolu 5 metrelik bir boşluktan keskin metallerden oluşan bir yığının üzerine atlamaktır. İmdat diye bağırdım ve o sırada benimle olan insanların iyi olup olmadıklarını görmek için bağırdım ama hiçbir cevap alamadım. Ve sonra nihayet birinin Richie diye bağırdığını duydum. Ve imdat, yardım edin, buradayım diye bağırdım. Buzelli bir grup itfaiyecinin dikkatini çeker. Richie diye aradıkları kişi itfaiye şefi Richard Picciotto'dur.
Yaklaşık 15 metre uzakta Pikioto, diğer 13 felaketzede ile birlikte kulenin merkez merdiveninden geriye kalanların altında gömülü vaziyettedir. 6. kattan aşağı kadar merdivenlerin sadece bu kısmı çökmeye dayanmıştır. Toz açıldığında Pikioto ve diğer sağ kalanlar üzerlerinde bir ışık hüzmesi görürler. Işığa doğru sürünürler ve moloz yanından çıkarlar. Müfreze şefi korkunç harabeyi inceler. Dışarıdaydım ama tüm gördüğüm yıkımdı. Bunun bir nükleer şok olduğunu düşünüyordum. Bu şok dalgası New York'un yarısını mı yoksa eyaletin yarısını mı götürdü bilmiyordum. Dünya Ticaret Merkezi artık yok. Bu sabah uyandığımızda orada olanlar artık gitti. İkiz kulelerin çöküşünden sonra itfaiyeciler ve polisler sıfır noktasında sağ kalanları bulmak için elleriyle kazmaktadırlar. Molozları kaldırmak ve kayıp kardeşlerini bulmak için kova ekipleri oluştururlar. Herkeste bir şeyler yapmak için büyük bir istek vardı. Enkazı kovalarla taşımak gibi marjinal bir şey yapmak bile büyük bir anlam taşıyordu. Yapabilecekleri çok az şey vardır. İkiz kuleler artık geçilemez bir çelik ve beton yığınıdır. Hastaneler triyaj üniteleriyle hazırda beklemektedir. Sıfır noktasından gelecek bir yaralı akını beklenmektedir. Yavaş yavaş canlı kimsenin çıkamayacağı netlik kazandı. Saat 8.30. Başkan Bush, Oval Ofis'ten şok geçiren bir ulusa seslenmektedir. Terörizme karşı saldırgan yeni bir politika ilan eder. Bu eylemleri gerçekleştiren teröristler ve onlara yataklık edenler arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. İlk hedef, Radikal İslami Taliban hükümetinin Usame Bin Laden ve El-Kaide'yi barındırdığı Afganistan'dır. Savaş açmamız gerekiyordu. Saldırgan ve etkili bir savaş. Bizim için gerçekten tehdit oluşturan ve Amerikalıları öldürmek için büyük bir istek duyan insanlara karşı savaşmalıydık. Tüm Amerika'da sivil uçakların kalkışı durdurulur. Gökyüzündeki ürkütücü sessizliği sadece hava kuvvetleri savaş jetlerinin ara sıra gürültüyle geçmeleri bozmaktadır. Tarih 12 Eylül. Aşağı Manhattan'da güneş yeniden doğar. Sıfır noktasının altındaki yangınlar hala sürmektedir. Birçok dul gerçekten ne yapacağını bilmiyordu. Bu da bir kabus haline gelmişti. Acaba kocamı bulacaklar mı? Onun bir parçasını bulacaklar mı? İçlerinden yarısı hiçbir şey bulamadı. Kayıp ilanları ve fotoğrafları şehrin her tarafını, özellikle aşağı Manhattan'ın duvarlarını kaplar. Eğer herhangi bir fikri olan varsa, eğer onu gördüyse veya nerede olduğunu biliyorlarsa bizi arasın. İki küçük bebeği var, iki küçük bebeği. Hala o yüzleri görüyorsunuz. Biliyorsunuz insanlar sevdiklerinin resimlerini asıyorlardı. Çocukların oyun oynadığı park artık insanların sevdiklerinin fotoğraflarıyla dolu bir haldeydi. Ve onların her birine her gün bakıyordunuz. Ve bilirsiniz onların bir zamanlar yaşayan, nefes alan insanlar olduğunu hayal etmeye çalışıyordunuz. Dünya Ticaret Merkezi'nde 2740 insanın öldüğü açıklanacaktır. Bunlara kulelere çarpan iki uçaktaki 157 kişi de dahildir. Pentagon'da ölü sayısı 189'dur. Bunlara 77 sefer sayılı uçaktaki 64 yolcu ve mürettebat da dahildir. Ve Shanksville, Pensilvanya'da 44 ölü vardır. 11 Eylül'ün toplam bilançosu 2973 kişidir. İlerleyen haftalarda Amerikalılar 11 Eylül sonrası diye bilinen yeni bir dünyada tutunabilmek için çabalayacaklardır. İlk günler boyunca televizyon yayınları aralıksız devam eder. Bu Başkan Kennedy suikastinden beri yapılan en uzun canlı yayındır. Bir hafta içinde televizyon kanalları olağan programlarına dönerler.
4 gün boyunca durdurulan ticari hava taşımacılığı da ülke çapında yeniden başlar. New York borsası 6 günlük bir aradan sonra tekrar açılır. Bu, büyük buhrandan beri kapalı kaldığı en uzun süredir. Ekim'de bir terörist, Amerikan Senatosu ve medya üyelerine şarbon bulaştırılmış mektuplar postalar. Aynı ay Başkan Bush, federal hükümete terörizmle savaşmak için yeni güçler sağlayan vatanseverlik kanununu imzalar. Ve Amerikan askeri kuvvetleri Bin Laden'in sığınağı Afganistan'ı işgale hazırlanır. Bu, Usame Bin Laden'in ne zamandır beklediği destansı savaştır. Ama Bin Laden, Amerikan ordusunu çok hafife almıştır. Kabil, 13 Kasım 2001'de düşer. Yine de Bin Laden sınırdan Pakistan'a kaçmayı başarır. Pakistan'da bir yerde saklanıyor, muhtemelen sınırda. Ve o başıboş bölgede yaşayan Afgan ve Pakistanlı yerliler tarafından ağırlanıyor. Orada hoş karşılanıyor çünkü o artık onlar için bir kahraman. İslam adına dünyaya meydan okuyor. Bizden yakasını kurtardı ve parası var. 30 Mayıs 2002. Bir seremoniyle sıfır noktasında 8,5 aydır yapılan temizliğe son nokta koyulur. 11 Eylül'ün 1. yıl dönümünde Pakistanlı yetkililer Karaçi'de bir silahlı çatışmadan sonra Remzi Binal Şibi tutuklar. O, Amerikan vizesi alamayan ve Bin Laden'le hava korsanları arasında getir götür işlerini yapan Hamburg hücresi üyesidir. 6 ay sonra CIA ve Pakistan ajanları 11 Eylül planının mühendisi Halit Şehit Muhammed'i yakalarlar. Onu İslamabad yakınında bir villada uykudayken ele geçirirler ve onu Afganistan'daki bir askeri üsse transfer ederler. Gözaltındayken 11 Eylül planının ayrıntılarını verir ve onu planlayan kişi olduğunu itiraf eder. Mart 2003. Başkan Bush, Amerika'yı 11 Eylül sonrası dış politikasında bir sonraki adım olarak nitelendirdiği bir savaşa sürükler. Amerikan kuvvetleri Irak'ı işgal eder ve ilk Körfez Savaşı sonunda iktidarda bırakılan diktatör Saddam Hüseyin rejimini alaşağı eder. Yine Mart'ta Amerika'ya karşı yapılan terör saldırıları üzerine toplanan Ulusal Komisyon kamu önünde ilk toplantısını yapar. Temmuz 2004, komisyon nihai raporunu yayımlar. Bu bir politika, yönetim ve kapasite yetersizliğiydi ve hepsinin üzerinde bir hayal gücü yetersizliğiydi. 29 Ekim 2004. Amerikan başkanlık seçimlerinden sadece 4 gün önce Bin Laden'in bantı alınmış değerlendirmesi yayınlanır. Amerika'daki kuleleri yok etmek zorundaydık. Böylece bizim tattığımızı tatmış olurlar ve kadınlarımızı, çocuklarımızı öldürmeyi keserlerdi. Bin Laden çok net. Mesajı savunma amaçlı bir mesaj. İsteyenin Amerikalıların Orta Doğu'dan çekilmesi olduğunu söylüyor. Usama Bin Laden'in mirası budur. Amerikalılara aslında eğer siz bizim işimize karışırsanız biz de sizinkine karışırız demeye cüret etmiş olan adamdır. Siz bizim insanlarımızı öldürüyorsunuz, ben de sizin insanlarınızı öldürüyorum. Birçok yönden Usama Bin Laden en başta genç bir mücahit olarak uğruna yola çıktığı şeyi başarmıştır. Bin Laden öldürülse veya yakalansa bile Batı'ya karşı olan cihat hareketinin devam etmesi için yeterli momentum mevcut. Çünkü o kendisinden sonra da devam edecek bir hareket başlattı. 93 Dünya Ticaret Merkezi bombalamasından sonra defalarca yeterince insan öldüremediklerini duymuştum. Bu militanlar tarafından söylenmiyordu, FBI ajanları tarafından söyleniyordu. Bunu daha fazla kan istedikleri için söylemiyorlardı. Ama hükümetin tepki vermesini sağlamak için daha fazla kan gerekeceğini anlıyorlardı. Şimdi onların yeni bir 11 Eylül'e daha ihtiyacımız olacak dediklerini duyabiliyorum. Amerikan halkının bunun ne kadar uzun ve kanlı bir yol olacağını iyi anladığını sanmıyorum.
11 Eylül'den beri o uzun ve kanlı yol daha da kanlı bir hal aldı. El-Kaide artık sadece bir terör şebekesi değil, dünya çapında faaliyet gösteren bir hareket. Ekim 2002. Endonezya, Bali'deki bir gece kulübü bölgesinde peşi sıra bombalar patlar. Patlamada çoğunluğu turist, yaklaşık 200 kişi ölür. 11 Mart 2004. Sırt çantalarına gizlenen patlayıcılar Madrid'de sabah işe gitme saatinde 4 yolcu trenini parçalara ayırır. Saldırıda 191 kişi ölür. 7 Temmuz 2005, Londra'nın göbeğinde bombalar 3 metro trenini ve bir çift katlı otobüsü parçalar. En az 55 kişi ölür. 23 Temmuz 2005, Mısır'ın popüler tatil beldesi Şarm El Şeyh'te arabalara yerleştirilen bombalar en az 88 kişiyi öldürür. Usame Bin Laden, Pakistanlı bir gazeteciyle Afganistan'daki dağ sığınağında görüştüğünde Kasım 2001 civarıdır. İki adam uzaktan gelen Amerikan bombardımanının ve uçak savar ateşinin seslerini duyabilmektedir. Bin Laden bu fırsatı radikal İslam'ı tanımlayan şiddet kültürünü açıklamak için kullanır. Bu yer belki bombalanabilir ve biz de ölebiliriz der. Biz ölümü seviyoruz. Amerika hayatı seviyor. Aramızdaki büyük fark bu. 3 Program aralarında National Geographic çalışanları Anne Judge ve Joe Ferguson'ın da bulunduğu tüm 11 Eylül kurbanlarına adanmıştır.